29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really... Herkese merhabalar dostlarım, ben Selin, YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Az sonra kulübümüzle alakalı bir toplantı var, ona gireceğiz. Hatta tabletten indirdim Discord'u. Giriş yapacağım, şu an 58 geçiyor, tam 2 dakikam kaldı. Aşırı heyecanlıyım, zar zor yetiştim, saçımı yapamadım bile yani. Duş aldığım gibi hemen fıtı fıtı bir dedim kendime geleyim, bir şeyler yapayım. Şimdi kolyemi falan takayım, hem dedim size videonun girişini yapayım. Bu kulüple alakalı çok tatlı sürprizlerim var size. Geçen yıl da bahsediyordum, işte akran koçluğuna girdim. Kulüpte YouTube kulübünün ekibinde aktifim falan diye hatırlarsanız en son öyle konuşuyorduk. Tüm yıl boyunca niye nefessiz kaldım? YouTube ekibinde yani görev aldım. Orada bir sürü içerikler ürettik biliyorsunuz ki. Hatta kanalımızın da ismi Reçetesizler'di. Artık bu yıl yeni dönemde organizasyon ekibi başkanı olarak aday çıkacağım. Kalırız çıkacağız bir ekiple. Henüz net değil, bu yeni dönemde belli olacak. İşte yeni insanlar da geldiğinde Ekim'de Eylül'de yapılacak seçimimiz. Çok heyecanlı. İşte biraz da süreç hakkında ne yapabiliriz falan diye. Ay, başardım. Böyle görüştüğümüz ettiğimiz bir toplantımız olacak. Çok az kaldı, tam bir dakika sonra. Heyecanlı. Onu dedim ki size de videoyu açayım. Daha sonra yarın Ceren'in doğum günü. O yüzden Ceren'e küçük bir tane kek almayı düşünüyorum. Görüntüler alacağız Ceren'in doğum günü olduğu için. Ehliyet de yazıldım. Biraz da ehliyet çalışmamız gerekiyor derken. Şu an tam saat 9 oldu. Ben hemen şunları doldurayım. Sonra girelim bakalım ikimiz toplantı. Sonra devam ederiz. Ay, ışığı ayarladım. Şimdi hemen şunları bir takalım. Fıtı fıtı saat 9.01 geçiyor. Bu arada şöyle bir şey aldım kendime, çok tatlı. Şuna bakın. Şükür sonunda ben de aldım. Bunu bayağıdır, uzun zamandır istiyordum ama bir türlü almıyordum. Şöyle çamlarımı falan da böyle seçtim. Şöyle kelebekli var. Ondan sonra nazar boncuğu, nazar değmesin diye. Şöyle yine kelebekli. Bir de şöyle güneş şimsi bir şey aldım. Bu arada Cene doğum günü hediyesi olarak da bunu aldım. Çok uzak zaman sonra geldi. Yani mesela birazcık acıyor takarken. Hazır değilim. Kılarınızı çekiyor niyeyse birazcık takarken ama olsun, hallettim. Bana bayağı sonra geldi. Ne kadar sonra biliyor musunuz? İşte mesela bu normal Çanakkale'den geliyor. Çanakkale'den bana ta bir hafta sonra geldi. PTT kargoyla göndermişler çünkü. Ben de o yüzden dedim ki Ceren'e hızlı gitsin diye, yani doğum günden önce gitsin diye yaklaşık böyle bir iki hafta falan önceden sipariş ettim ve söyledim. Ne oldu biliyor musunuz ki? Bu sefer de yurt dışı kargoyla göndermişler. O yüzden Ceren çok erken gitti yani. Belki 4-5 gün önce hediyesi gitti ne yazık ki. Ama şu tarz bir şey aldım. Ona da çok tatlı bence. Ben çok özeniyordum. Ya ona da göstermiştim. Beğenmişti ben işte aldım falan dediğimde. O yüzden ona da bu tarz bir şey aldım. Yine kelebekli bir şey aldım. Hani çeşitleri farklı üçü de. Direkt aynı olmasın dedim. Ama güzeller yani, beğendim. Bunu da bu arada işte kendim onu alırken aldım. Şöyle pembe kalp kolye vesaire diye. Tatlı bir kadın keşfettim. Yani bayağı da takip ediyorum ama anlatacağım. Ama şimdi gitmem lazım. Geç kalıyorum. Sonra konuşacağız. Kankilerde şey yok, adama yok. Aynen, onlarda işte normal CV hazırlayıp işe arıyorsun. Ay. Sizi şu an şey yapıştırdım. Şu yeni telefon arkasına çıkan şeyler var ya, onlardan aldım ve şu an gerçekten yapışık duruyorsunuz. Allah'ım çok iyi. Aspiratörle oraya sizi şey yaptım. Yapıştırdım. Şimdi Türk kahvesi yapacağız sizinle beraber. Toplantıdan çıktım ama nasıl karnım ağrıyor. Böyle bir karın ağrısı yok. Bayılacağım galiba. Biraz arkesçi falan içtim. Daha iyi diyorum ama neyse. Unutacağız bunu beraber. Suyumu doldurayım. Ben size söyledim mi akne tedavisine başladığımı, emin değilim. Kaba söylemedim. Akne Trend tedavisine başladım. Buradan bol bol su içmem gerekiyor. Yüzüm nasıl olacak, çok heyecanlıyım bu konuyla da alakalı. Neyse, bunu konuşuruz. Şimdi Türk kahvesi fincanlarını hemen alayım kendime. Türk kahvesi yapacağız efendim. Yanına soda. Diyorum ki acaba Ceren'in doğum günü şeyini şuna mı koyayım? Gofretin üstüne koyamam değil mi? Durur mu bilmiyorum. Şeyle, bıçakla uyuk açarız.
Da kurabiye var elimde. Şey yok ya, markete gitmek şu an aşırı zor geliyor saat, çünkü ben unutmuşum bir an toplantının geç biteceğini, saatin geç olduğunu. Şu an marketler kapandı yani. Neyse, belki marketlerle beraber bakmalı gideriz birazdan. Kahve yaptıktan sonra Jenny Story için hikaye seçeceğiz. Bir dakika. Şimdi burada günlerdir Türk kahvesi yok zannediyorum. Oysa Türk kahvesinin yani açılmamış paket varmış, ben görmemişim. Haberim yok yani. Günlerdir Nescafe içiyorum Türk kahvesinin olmadığını düşünüyorum. Annem de ayıp sormak aklıma gelmiyor ama yani. Hemen. Türk kahvemizi yapalım efendim. Toplantımız güzeldi bu arada. Çok tatlı bir ekip ruhu olduğumuzu düşünüyorum. Ay, ne kadar güzel bir şey geliştirmişler ya. Tam mutfakta gerçekten. Muhabbet etmeye çok smok. Bayıldım. Tam bizlik hayal. Ehliyete çalışmam lazım bir yandan. Ehliyete yazıldım. 2 gün sonra sınavım var. Ona çalışıyorum. Kitap aldık. Kitabın içine böyle bir sürü soru var falan. Onları çözeceğim vesaire. Şimdi şunu koyayım, geliyorum. Size göstereceğim derken galiba yaktım. Ne yakmamışım. Bakayım başarabilecek miyim? Ay, kamera. Başarıyorum. Sizin için tersten döküyorum ya. Başarılı. Ay, mum buldum, buldum. Şöyle bir mum var. Petmer karşı 2 tane aldım. Ama şöyle bir problem var. İnşallah yıkabilirim. İki daha dönünce Eren yapacağız. Şunun üzerine. Koyayım. Bence tatlı oldu. Şu an bu ara kaç dakika var biliyor musunuz? Son 3-4 dakika falan kaldı. Ama sorun şu. Ha, ekran görüntüsü alırım size. Nasıl çekeceğiz diyordum. Ekran görüntüsü alırım, çok mantıklı. Biraz heyecanlıyım doğrusu. Storylerimi falan hazırladım. Artık kutlama zamanlısı. Belki şimdi önceden kendim üfleyeyim de hızlı sönmesin. Hızlı sönüyor bile. Hızlı bitmesin, pardon. Fumun kokusu da bayılırım yani bu arada. Saçlarıma bakın bu arada, bu doğal hali. Şöyle lük lük oluyor saçımı kurutmadığımda. Ben böyle genelde kullanmıyorum ama gerçek Selin Dursun saçını da bir görün. Çok zor geldi valla bu sıcak havada kurutmak. Sonra bir ara ehliyet çalışmam gerekiyor. Size şöyle göstereyim ehliyet kitabımı. Ehliyetimizi inşallah alacağız efendim. Bugün birazcık ilk yardıma baktım. İlk yardım kısmına. Çok beğendim. Bakın şimdi göstereceğim. Şöyle içinde bir sürü soru var. Galiba çıkmışlar bunlar. Her konusundan sonra böyle bir sürü çıkmış olması çok güzel bence. Yani her şeyden sonra 24 tane falan böyle bir çıkmışlar var. Şöyle şunları falan. Şu şarkı olmazsa olmazdı biliyorsunuz. Bunu da açacağım şöyle arkadan. Çok az kaldı. Şimdi. Başardık. Arıyoruz. Ay, herkese merhabalar dostlarım. Tekrardan ben geldim. Bugün yanında az sonra aslında birazdan size ehliyet sınavıma gidiyoruz. Aşırı heyecanlıyım. Size en son Ceren'in doğum günü kutlamasını yaparken aradım ya. Ben ne yapmışım biliyor musunuz? Yani 25'iymiş doğum günü, ben 24'ün gecesi yani 23'ün gecesi aramışım. 24'ü gibi doğum günü diye. Ve o yüzden çok kötü bir an yaşandı. Ve onu o yüzden koymak istemediğim için koymayacağım size ama. Böyle bir rezillik oldu. Yani ben o kadar hazırlan, sen işte çikolatayı bul, mumu bul. Kutlama için story falan hazırladım, yazımı hazırladım. Niye yanlışlıkla story falan atmamışım en azından. Büyük rezillik yani. En yakın arkadaşım doğum gününde unutmazsın. Bir gün önce de kutlamazsın yani ama başardım. Neyse, sonra biz bayağı Ceren'le 1,5-2 saat falan konuştuk telefonda görüntülü, o yüzden devam edemedim ben o gün video. Çok geç oldu saat vesaire. Bir de bu rezilliğimi dedim nasıl anlatacağım. Ama anlattım. Neyse, şimdi
İki gündür şuna çalışıyorum. Yani çalışıyorum dediğim, okudum bütün kitabı. Yani bütün 3 kitabı okumam 2 günümü aldı. Normal mi? Normal bence. Çünkü yani o kadar, hem de küçük de yazılır yani. Öyle büyük de değil. Ama göstereceğim şimdi, yani eğer ehliyete yazılacak varsa şu. Yani ışık sürücü kursu kısmı önemli değil. Bu Anadolu Yayıncılığı'nın yayınıymış. Bunu alabilirsiniz yani kesinlikle. Çünkü aşırı fazla soru var. Yani her konudan sonra o konuyla alakalı bütün soruları koymuşlar gerçekten. O yüzden o açıdan beğendim. İçinde çok soru olması güzel bence. Bir de animasyonlu sorular da var. Mesela... Yani şu an şurada QR kodlar var. Bunları okutuyorsunuz, direkt YouTube'a yönlendiriyor sizi. YouTube'daki videoyu izliyorsunuz. Hani animasyonunu yeni soru tarzına uygun olması için böyle yapmışlar. Orada izlediğiniz soruya göre soruyu çözüyorsunuz falan böyle. Bence bayağı etkili yani bir yöntem. Bir de şey indirdim. Bilet sınavı için şöyle uygulamalar indirdim. 2 tane. Onlardan çözdüm. Zaten en bilindik, en çok puanlı olan, en bildikleri neyse bana onu çözersin falan demişlerdi. Ben de öyle yaptım açıkçası ve bence de yani gayet güzeldi. Ben beğendim. Oradan bayağı bir sürü döneme çözdüm ve mesela bir tanesinde şey var. Böyle ayrı ayrı da var. Mesela ilk yardım, araç, tekniği falan. Konuları bölmüş. Ayrı ayrı da sorular var. Denemeler var. Yani ilk önce mesela buradan konuyu okudum. Mesela bir konuyu. İşte sorularını çözdüm. Ondan sonra geldim burada mesela araç tekniği mi? Araç tekniği çıkmış sorular diyor. Direkt ona bastım. Kaç tane deneme varsa geriye dönük çözdüm mesela. Çok fazla deneme almıyor zaten. Bir 5-10 tane var ama olsun yani, size konuyu pekiştirmesi için iyi oluyor bence. Çünkü bazı şeyler, mesela ben araç tekniği hakkında falan hiçbir şey bilmiyordum. Ne yapacağım? Şey yapmayacağım yani, bilmiyorum. Belki buradaki kitaptaki sorulara bakarım. Tekrardan bir üstünden geçerim. Şurada çözdüğüm soruların. Sonra da sınava gidiyoruz. Umarım geçerim. Artık eve gelince bildiririm size geçerim. Umarım geçerim yani ya. Herkes geçiyor. Ben o kadar bu kocaman kitabı okumaya çalıştım. Kaç sayfa? 352 sayfalık kitabı 2 günde okudum. Sorularını çözdüm. Rezillik yani. Kalırsam rezil oldum yani gerçekten. Yani böyle bir sürü sorunun olması çok güzel bence. Bazı yerlerde belki 50-60 tane soru var yani. Bak mesela burada. Ay gösteremiyorum. Mesela bakın 61 soru falan diyor. Bakar mısınız şuna? 63 soru varmış. Sadece böyle ünitelere ayırmışlar. Bir de o uygulamalardan da şu ikisini indirdim. En çok bunlardı zaten indirilenler açıkçası. Mesela bunu özellikle daha çok beğendim ben. Çünkü böyle ayrı ayrı soruları var ya. Mesela araç tekniğine basıyorsunuz. Mesela bunların kendince çözdüm yani. Yine bayağı deneme var açıkçası kendi denemek için. En son animasyonlu sorular zaten çok yok. Bunlara da baktım. Yani çok az 3 tane var zaten. Şurada bir de bu var. Bu da bayağı yıldızı yüksekti. Tüyolardan mesela sadece bir tane görebiliyorsunuz. Buradan çıkmış sorulardan da kafama göre seçtim, birkaç tane çözdüm mesela. Zaten soruların genelde çoğu birbirini tekrarlıyor, fark ediyorsunuz. Ama olsun yani, ben bayağı yararlı olacağını düşünüyorum. Bir de neyi çözdüm? Şey de söyleyeyim. Hep MEB'in yayınladığı sınavlar varmış galiba. 2 tane onları çözdüm kendimce. Yani bilmiyorum, olur herhalde diye düşünüyorum. Bakalım hayırlısı. Artık gideceğim birazdan. Size göstereyim dedim. Belki hani size de fikir olması için. Şuradan MEB'in kendi yayınladığı sayfa varmış. Direkt mesela buradan şu ikisine de baktım ben. Şöyle açıyorsunuz. İşte onayla diyorsunuz. Böyle sınav başlıyor. Yani böyle olacak herhalde sistem gerçekten. Hemen bir fit check yapalım efendim. Şöyle klasik, bunu biliyorsunuz zaten. Sakinim gözüktü. Onun yüzünden üstüme de basic bir şey giydim. Çünkü hava çok sıcak. Ama yağmur da şu an aşırı esiyor. İnanamazsınız, konuşamadım. O yüzden uzun bir şey giyeyim dedim. Belki üşüyebilirim. Üstüme de şöyle bir şey giydim. Böyleyiz. Allah'ım lütfen geçeyim. Allah'ım lütfen ya. Amin. Arkadaşlarım diyor ki hayatına girebileceğin en kolay sınav kesinlikle yaparsın, niye bu kadar geriliyorsun, ama bilmiyorum. Yani yine de gerici bence. Her şeyimi çıkardım, sadece şu kaldı. Bunu çıkarmak istemiyorum kırdan, belki kapanırsa falan diye. Umarım önemsemezler onu. Ama çıkartırız artık, ne yapalım. Kırda kızlı kapanıyor diyorlar ya, o yüzden birazcık geriliyorum kırdan çıkartmam gerektiğinde. Sizi öpüyorum kocaman. Bana başarılar dileyin. Umarım geçmiş olurum. Yani sizin için bu bir saniye, iki saniye sonra olacak belki ama artık gelince kamerayı açacağım. Anlatırım size ne olup ne bittiğini. Heyecanlıyım. Geçeriz umarım. Dostlarım, ehliyet sınavını geçmişim ve kaç puanla inanamayacaksınız. 92 puanla geçmişim, şok oldum. Yani tahminim 4 yanlışı falan var. Ya zaten 5-6 soruda takılmıştım aşağı yukarı. Bayağısı doğru çıkmış, çok iyi bir sonuç almışım. Yani hayatımda hiç 92 puanla geçen görmedim açıkçası, duymadım. Ama 2 gündür bayağı uğraşıyorum çünkü gerildim yani, yapamayacağım falan diye, şu motor kısmını özellikle vesaire. Neyse keyfim yerinde. Ametanımı sürdüm çünkü dudaklarım, bak inanamazsınız, şu an dakika tedavisindeyim ya. 2 saat içinde öyle bir kurudu ki, yani bildiğiniz pütür pütür dudaklarım dökülüyor. Bak
Bakın şuralarda birazcık belli oluyor, fark edecek misiniz bilmiyorum ama ben geldiğim gibi hametan sürdüm ya, yani şok oldum bu kadar kısa süre içerisinde. Yani evden 5 gibi falan çıktık, sınav tam 6'daydım. Yani neredeyse 2 saat falan hiçbir şey sürmeden kaldı. Ve o hale geldi, şok oldum. Yani dudaklarım falan yememeye çalıştım ama böyle eliyorum, pütür pütür oldu. Yelpazemi aldım. Gerçi çok serin, şey, camı falan açtım. Şey yapıyorum, Netflix'ten Zeytin Ağacı'nı izleyeceğim. Kendime ödül veriyorum bu akşam. Edit yapacağım size çünkü video gecikiyor şu anda. Normalde bu akşam video atmam gerekiyor. Diğerini atacağım ama bu sebepten dolayı. Sonra da öyle geçecek. DM'lerinize ve yorumlarınıza döneceğim. O da bayağı birikti çünkü bayağıdır dönemiyorum. Şimdi Zeytin Ağacı izleme zamandır. Size de güzel haberi vereyim dedim. Bu arada suyum ve ben 1 litrelik. Bundan 3 tane falan içmem gerekiyor günde. Bu ikincisi ama ekstradan da içtim. Buzlu su içmeye de bayılırım bu arada. Kendime buzlu su da doldurdum. Hamet Hanım klasik. Şimdi Zeytin Ağacı'nı açacağız. Şimdi Zeytin Ağacı'nı açma zamanıdır. Niye böyle gözüküyor? Devam edelim. 3. bölümdeymişiz. Daha var. Keyifler yerindedir. Uzay direksiyon sınavı gerçekten. Benim teorik sınava bu kadar heyecanlanmam. Oysa ki daha direksiyon sınavı var yani. Neyse. Konuşamıyorum. Ama mutluyum. Artık ne yapacağım bu gecenin devamını bilmiyorum. Ama neyse, daha kapatmayayım ya. Bir şeyler çekerim işte. Kahve falan yaparız. Daha kapatmıyorum. Daha buradayım. Öptüm size. Ay, size gösteremediğim şöyle bir şey seçtik. Çok güzel. Giyince de fotoğraflarımı koyacağım. Utandım çünkü az önce özel çekemedim. Bayağı güzel oldu. Heyecanlıyım. Önce falan bir şöyle eşlemeli. Bayağı da zayıf gösteriyor. Benim peki seçiş hızı inanılmaz. Şu an alt kata indim. Burası büyük insanların olduğu, kıyafetlerin olduğu yer. Çünkü üst katta az önce utandım çekmeye. Ne alıyoruz?